Canlarım şu anda saat 5'e 5 var. Hastaneden gelmiştim. Ben biraz yattım burada. Yine bismillah diyelim de sıraları açalım. Hepinize hayırlı mutlu akşamlar diliyorum canlarım. Hayırlı mutlu günler. Hayırlı mutlu akşamlar, hangi saatte izliyorsanız canlarım. Evet, benim sütüm pişti. Buraya da bir tavuk vardı, onu attım. Haşlansın, o şekil haşlama yapacağım. Anneme de götüreceğim. Buraya da az yoğurt koydum, kadın yemeği ya bir şey. Bunu da anneme götüreceğim. Şuradan biraz sütünü şey yaparım, süt alayım. Batuhan şeyi seviyor, sütlaçı. Sütlaç yapayım da Emine'ye de götürürüm. Canlarım, bu sütü şimdi mayalamayacağım. Bunu dolaba koyacağım. Çünkü saat 8'den yarın ertesi günü saat 10'a kadar çok zaman alır. Akşam 8'den ertesi günü 10'a kadar ekşiyebilir. Ekşimesini istemiyorum. Kırık pirinçim vardı. Kırık pirinçten yapmak daha güzel oluyor bu şeyi. Sütlaçı. Ben de bir yoğurt yiyeyim. Kendime bir yoğurt koydum. Bulaşıkları koydum da. Zaten vardı içinde, birkaç tane de dışarıda kalmış. Batuhan yemek yedi ya, yaptım da. Ben de yemek yedim. Hemen onları atayım. Kendime bitki çayları yapacağım. Pirincini de koydum. Şimdi canlarım, burada 1 kilo süt var. Hatta 1,5 kilo, 1,5 kilo süt var. 2, 3. Bir su bardağı da ince kırık pirinç var. Biraz su ile kaynattım işte, yani bir su bardağı ince kırık pirinci 3 bardak su ile kaynattım. İyice kaynaması için.
Az önce saydığı saz kaçsa bir tane daha attım. Unuttum ben çünkü. Ben anında unuttum. Çok az şeyine kaynatırken koymuştum. Tuz. Çok az daha tuz koyuyorum. Dengelemek adına. Çok bir fiske yani. Şimdi pişsin. Pişsin. Bir tane form çayından alıyorum çünkü bağırsaklarımda sıkıntı oluştu. Bir tane sinamaki aldım, bir tane de hani evde bulunanlardan koydum, bir tane de form koydum. Çünkü önemli olan bağırsam güzel hareket etsin. Düzenli kullanılırsa bu, günde üç kez düzenli kullanılırsa diyetle birlikte diyete yardımcı oluyor, kilo verdiriyor ama ben bu işleme giremedim henüz çünkü kafam ısınıyor ki değil mi, beynime şey ısınıyor, gün ısınıyor beynime. Bir bitiyor, biri başlıyor, biri bitiyor, biri başlıyor. Bu da benim için, ben bunu imtihan görüyorum ve kendi adıma hayırlı imtihan görüyorum. İmtihan görüyorum. Hayırlı imtihan. Koşturuyorum, hiç de dert etmiyorum. Derdim de değil hiç. Dert etmiyorum yani Allah'ıma. Hamdolsun da Allah'ım hepsine sağlık versin, hepimize sağlık versin. Evet canlarım, ben bunu şeylere doğruya şu kadar kaldı. Küçücük kaldı. Yemeklere doğruya. Bu çok hoşuma gitti benim. Sizler de zaten söylemişsiniz, biz de yapıyoruz şeylere, çorbalara doğruyoruz. Çok güzel oluyor diye. Gerçekten çok süper oluyor. Yoğurda, çorbaya doğruyorum. Ben şimdi bunu gene yapacağım böyle. Çıtır çıtır çok güzel oluyor ya. Bir de ağız lezzeti, buna alışınca şunu yiyemiyorum. Ona alıştım. Kıtır kıtır. Hem ne yapıyorsunuz? Mideye yapacağın o hamurunu alıyorsunuz. Ve bu kızarmış, çok kıtırlamış ekmekler, Allah izin verirse, az başıma gün doğarsa şeye başlayacağım, diyete birlikte başlarız. Ha, bundan yaparız, gerekirse şeyin ekmeğinden de yaparız. Yaparım ben karabuğlu ekmeğinden. Canlarım, solist zamanımda Mardin'e gittim. Burada Mardin'e selam olsun, Mardinliler bilir. Fırınlarda taze ekmeğin bir de aynen böyle kurutulmuşu vardı. Ama dilim dilim. Bu şekilde değil de dilim dilim. Kurutulmuşunu arardı. Bir de kızarmış, yani fırının içinde kızarmış, dilim dilim kızarmış ekmeği olur oranın. Aynen ona benziyor bu da. O zaman yıllar önce, çok yıllar önce yemiştim. Orada program yaptığım zaman yemiştim. O çok güzeldi. Özellikle arattırıyordum onu. Yani fırında 50 bir gün mü çıkıyordu o zamanlar? Öyle bir şeydi o. Onu arattırıyordum. Evet, şimdi bunu açtım. O da orada şey olsun.
6 oldu. Neyse, bunlar oldu. Bunu da Emine'ye koydum. Bu da bir kaseden fazladır. Çünkü annem sütlaç yemiyor. Bunun içine patates soğan koydum artık. Ey gidi canlarım, ne oldu? Hesaplar uymadı. Bir tane Şebin Karahisar'da dostlarımız vardı ya. Onlar hastaneye gelmişler ve burada kapıda kalmışlar. Şimdi buraya gelmek istiyorlar. Ben ne yapayım? Mecburen Melek'e dedim ki, Melek, ben her şeyi hazırladım. Bütün her şeyi oraya göstereceğim şimdi. Bari dedim getireyim oraya da siz orada yiyin. Kap, kacak, tabak getireyim. Orada yiyin. Ondan sonra bu akşam siz orada olun. Yarın da inşallah annem çıkar dedim. Çıkmazsa ben gelirim dedim. İki ara bir derede kaldım. Ne yapayım? Buraya da böyle ağızlarını kapattım bunları. Batu'ya da bunları şey yaptım. Batu tavuk haşlama istemiyor. Bir daha Batu'ya makarna yaptım. Şimdi o misafirlerimi mecburen şey yapmak zorundayım. Hani oradan gelmiş, kapıda kalmışlar. Bensiz evde ne yapacaklar? Ben şimdi dur bak göstereyim ne hazırladım bunlar için. Tavuk haşlamayı koydum. Bunda önce sadece Emine'ye ben orada kalacağım diye sadece Emine'ye götürüyordum bu sütlaçı. Sonra böyle haber gelince anneme de şöyle yarım yoğurt götürüyordum. Çok yemiyor ya. Haber gelince biz yani kapıda kaldık. Yani öyle dedi. Gideceğimiz yer de yok dedi. Sana güvenmiştik. Ama dedim ben de benim hastam var. Bir gün önceden haber verseydiniz dedim. Ama kıyamam da. Biz başımızın çaresine bakarız. Zuma otele gideriz dedi. Ben şey yapmak istemedim. Çünkü ben de iş yerine gittiğimde onların kapısında çok kaldım. Yani ortada bırakmak istemedim. Çünkü nasıl olsa annemin diğer iki tane çocuğu daha var. Onlar da kalır. İşte Melek sonra Melek'e söylediğim zaman ben Melek dedi ki Melek dedim ki Melek şey yaptım. Haşlama yaptım, sütlaç yaptım. Emine'ye götürüyordum. Ama ben dedim böyle böyle oldu. Melek de dedi ki Emine'ye söyle de bana da bıraksın. Ben oysa ki bunu 325 gramlıktı. Emine için götürüyordum, kimse kalmıyor diye. Sonra Melek için bunu da şey yaptım. O kız zaten çok fazla yemiyor, annem de yiyemiyor. Şunu da ağzını bağlayacağım, götüreceğim. Bunu da yoğurt doldurdum. Şu makarnadan az önce yaptım Batuhan'a. Bu şekilde bunları şimdi onlara götüreceğim. Bir de kapkaçak koyayım oraya. Bunları aldım da. Şuradan da kaşık alayım. Evet, ben bunları götüreyim, geleyim. Anam kapıyı kapatacaktınız kız. Malzemeler içeride. Böyle bir de şey var. Sen okunu Bismillahirrahmanirrahim. Çok halsizim, niye öyleyim bilmiyorum. Halsizlik var çok.
Bitkinlik yok. Sen okuyun. Aziz Allah canısın. Maşallah canısın. Cennet helali. Biz ha bunlar hep pamuk mamuk dağıtıyoruz. Bu ne? Saat 8'e geliyor şu an. Ön taraf kapandı, acilden gireceğiz. Bakalım asansöre binebilecek miyiz? Ben yalnız binemem ama. Anam burada da kimse yok. Ben yavaş yavaş çıkacağım. 4. katta ya. 4-5. kat. Biraz emin sayılıyor. Ay Allah'ın işine bak ha, buldum bir tane görevlerden birini, gene beni atacak yukarıya. Oradan oraya gidemezdim. Allah'ıma hamdolsun. Az kalsın gidecek zannettim. Anam diyeyim siz de gelin, ben yok asansörü açsa da gidiyordu. O açmasını bilmiyorum zannetti. Ben asansörden korktuğumu bilemedi. Ha şimdi gidiyoruz işte. Allah razı olsun. Tamam geldik mi? Hı-hı. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Açılma diye bu. Açılacak merak etme. Çok paniksiniz. Çok korkuyorum. Asansör korkum çok. Çok sağ ol. Allah razı olsun. Size yemek getirmişim. Ey demleciğim, sana kötü bir haberim var. Hayatım, misafirim gelmiş. Meleğe çağırmış mı? Gelecek. Dedi mi? Az beni beklesin dedi. Size yemek getirdim. Dur şu dökülmesin. Ben yatacağım bunu da. He? Yatmayacağım. Yatacak. Melek yatacak. Gelecek mi melek? Allah'ın izniyle sen inşallah yarın çıkarsın. Ama yarın çıkamazsan, yarın akşam... İntihaplıymış. Şimdi şahap gitmezse dedi, belli olmaz dedi. Ben o zaman sen... yarın akşam ben gelirim. Rıfa adamıza gitti. Kim? Kız darıldı zannetme, hemşireyi darıldı zannetme de gitti değil. Yok, Emine. He. Bak, aç abiyi. Anam kız başım döndü ya. Anam. Asansörden gelirken başım döndü ya. Anam. Emine, ha şimdi yeni yaptım hepsini bunların. Evet. Makarna... Ha bu anneme yoğur, siz de bundan yersiniz. Tamam. Tavuk haşlama, hem siz yiyeceksiniz. Tamam. Ya, kız başım niye döndü böyle? Niye? Bilmiyorum, başım döndü. Hadi yiyelim. Ha bunda da şey var. Sütlaç var. Ha bunda da, sütlaç var. Ha bunu bağladım da. Ah. İyiymiş işte. Acaba bunların telefonundan ne oldu diye. Kime? Sizin böyle. Anne ben gelemeyeyim. Gibi desinler diye. Ama melek diye gelmedi. Kız saat daha 8'e yeni geldi. Ben gelsem zaten 8'de geleceğim dedim hayatım. Melek desene. Melek niye gelmedi madem? Melek de birazdan geleceğim dedi. Çocuk dedi eğitim özel ders alıyor dedi. Nerede? Özel ders alıyormuş işte. Kim geliyor? Zaten bugün? Saat 8'e daha yeni geliyor ya. Bugün kim geliyor yana? Sevin Karahisar'dan ben daha önce gidiyordum o hanımefendilerin yanına. He. Onlardan geliyorlar. Dedi, onlar da hastaneye gelmişler. Dolmuşu kaçırmışlar. Dolmuşu. Yolda kalmışlar. Yolda kalanı da ne yapayım ben? Yolda kalanı. Aslında ben hepsini annemle ikimizi hazırlamıştım. Sonradan değiştirdim. Hepsini büyük hazırladım. Tamam. Size hazırladım. Olsun.
Da şimdi bir şey söyleyeyim. Sen yiyeceğini ye, sen Melek gelince gideceksin herhalde. He. Sen yiyeceğini ye, dursa ben sağ koyayım mı Emine? Yok hemşire sana kesmez yok. Ya elimi diye azıcık acıktı da diye dedim ki diye ezme o kadar elimi dedim diye. Sinirlendi gitti diye. Sinirlenmez. Hemşire sinirlenir mi? Bak diye sarım da kızardı. Sarım bitmiş. Annem bak sarım sürekli takılmaz ki. Sabah kaç tane taktılar? Gece takacaklar. Onların belirli bir saati var. Dosyasında yazılı onların saatleri. Ben gideyim. Benim ulanımda bir şey yok ya. Kız yok. Ben bu kadar dedim. Çok açık. Kız yok annem yok. Sen kafana takayım. Annem de kafasına takayım. Yok annem öyle şey yok yok. Onlar öyle bir hani herkes görevini yapıyor. Senin de canın tacı sen kimseyi kırmazsın diyor. Neyse haydi Emineciğim sen azıcık daha bekle o gelir. Benim de misafirlerim daha fazla sokakta beklemesin. Arabayı kaçırmışlar. Kaçırmışlar hastaneye gelmişler de arabayı kaçırmışlar. Onları da alayım eve ben. Ondan da sevabım olsun. Sokakta kalmasınlar. Ben zamanında sanatçılık yaptığım zamanlar evet. Çok orada oraya gidiyordum yani. Şevin Karahisar'da program yaptığım zaman oraya gidiyordum. Şevin Karahisar. Hadi öptüm ben. Dediğim gibi ya, yarın kalırsan biz haberleşiriz. Yarın kalırsan yarın akşam ben kalırım yanında. Ama yarın akşam da Sercan geleceğim dedi. Ne yapacağız bilmiyorum. Bir şeyler yaparız. Sercan tabii ki çocuğum geleceğim dedi ama hayır seni hastanedeyken konuşurum. Benim çocuğum anlayışlı bir çocuk. Benim çocuğum kırılmaz darılmaz anlayışlı bir çocuk oraya. Ay bugün onunla ben de gidecektim hastaneye hep unuttum. Bugün tekrar kontrolü vardı. Gidecektim bugün çarşamba ya. Her unuttum. Senin yanındaydım. Ondan sonra evdeydim. Neyse hadi hoşça kal. Hadi ben gidiyorum. Madem ara ya. O tabii ki aramıyor muyum anne? Arıyorum. Arayayım tabii ki. Ara. Aray hadi. Sanki aramıyormuşum gibi. Kız arayayım annem. Öpüyorum seni. Ben de sana. Oo. Kurban olayım. Allah'ın başımızdan eksik etmesin sana. Emine biraz daha dayan da o dükkanı kapatan çocuğu alıp gelecek. Gelecek. Sen de, gelecek. Sen de al onlardan bir şey, haşlama bir şey koy da ye tamam. Biraz. Tamam, yerim. Yerim. İki kaşık. Anam, hadi ben, tamam, gel mi gelecek o? Bacım, tabakla kaşığı unutmuşum ben. Koydum ha, gözünüzün önünde koydum. Poşetin içine koymayı unutmuşum. Olsun unutmuşum. Ya. İşte kafa böyle. Hastamı verim abiyi kapat. Hadi, pencereyi kapat. Hadi hoşça kalın, hadi hoşça kalın. Tamam anneciğim, tamam. Hadi Allah'a emanet ol. Haydi bu sefer şeyle inebilirim. Kız karanlıkmış buralara. Haydi. Yok buldum. Habram inişi güzel de. Yokuşuna çıkma ölümden geçer. Bu ne yokuş? Bu ne kadar yokuş? Ana. Öldüm bu yokuş. Her an dermanımla mı kalmamış? Ne olmuş? Bende de bir şeyler var. Ben bir doktora gitsem var ya. Beni de yatırırlar. Beni de yatırırlar. Gitmeyeyim doktora yoksa. Beni de yatırırlar. O kadar halsizim. O kadar sendeliyorum. Neyse canlarım ben geldim. Abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Bunu burada bitireyim. Çünkü misafirlerim kaldı şeyde. Lokantada orada oturmuşlar bekliyorlar. Gitmesinler. Çünkü ben kötü gün dostuyum. Yani iyi günde herkes herkesi anar. Ama ben... Kim ortada sıkıştı, kim ortada kaldı ben ona koştururum. Allah'ın izniyle annem de yarın akşam inşallah yarın akşama kalmaz. Kalırsa yanında ben kalırım. Ama tabii yarın akşama Sercan da bugün bu akşam gelecekti, erteledi. Yarın akşama söz vermişti. Yani bunu size atacağım günün akşamına.
bilmiyorum. Bir şeyler yapacağız. Bakalım yarın ne gösteriyor. Haydi öpüyorum. Her şey gönlünüzde olsun. Abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınız beni çok mutlu ediyor. Her şey gönlünüzde olsun. Allah'a emanet olun.